Hayat niye böyle ya? Hani hep böyle geçmişi düşünüp işte veya atıyorum önceki hayatımızda olanları düşünüp şunu şöyle mi yapsaydım, bunu böyle yapsaydım böyle mi olurdu, şunu şöyle değiştirseydim böyle mi olurdu? Niye bunu böyle yapmadım ya? Niye o benim gibi hissetmiyor? Eğer o benim gibi hissetseydi o böyle mi yapardı gibi kendimizi bin tane farklı düşünceye soktuğumuz, beynimizi yediğimiz ve şu anda bir sonraki planımızda bile geçmişe dair her şeyi düşündüğümüz, kendi kendimize delirttiğimiz bir hayat temposu içinde olduğumuzu düşünüyorum. Buna konuya nereden geldim diye sorarsanız, Miami'ye götürmeden önce hepinizi bir kendinize getirmek istedim. Arkadaşlar, bazen ben de o kadar çok sizin gibi hissediyorum ki, yani kaç kaçınız şu an bir ilişkiden ayrıldı veya kaçınız birini istiyor ama elde edemiyor gibi hissediyor. Kaçınız terk edildi ama hala eş tarafından mesaj atılıyor ama bir türlü ilişkiye konu gelmiyorsa eğer şunu bilmenizi istedim. Hiçbir şey sizin gününüzden, canınızdan, ona ayırdığınız vakitten önemli değildir. Hayatta en önemli şey vakit ayırmak bir şeye. Düşünceye, arkadaşa, dosta, eşe neyse. Siz düşüncenizde geçmişi düşündüğünüz her saniye kendinizden bir vakit çalıyorsunuz. Sizden rica ediyorum. Geçmişteki olanlara, olacaklara, bir sonraki şeye, "Oğlum Allah'ım şöyle mi yapsaydım böyle mi yapar" diye odaklanmayın artık. Bu videoyla çok alakasız bir konu ama siz bu videoya girerken bir sizi kendinize getirmek istedim. Eğer geçmişe dair düşündüğünüz bir şeyler varsa size yalvarıyorum şu ana odaklanın. Çünkü eğer o zaten bir yanlışsa veya bir olmamışlık varsa, bir içinde kalmışlık, bir yarıda kalmışlık varsa Allah ne yapar ne eder onu sizi karşınıza tekrar getirir. Bunu unutmamayın istedim. Şu anda bu videoyu gözümü kapatıp açtığım zaman Miami'ye gideceğiz. Sizi birazcık kendinize getireceğim, iyileştireceğim. Umarım iyi gelir. Ama inanın ben de seyahat ettiğim zaman bazen kafamda böyle bin tane şeyle gidiyorum. Hani dünyanın neresine gidersen git düşüncelerin seninle beraber oraya geliyor. Bu yüzden sizinle çoğu zaman aynı duyguda oluyorum. Özellikle bu aşk hayatı konusunda. Ama sadece şunu sizden şunu istiyorum. Lütfen geçmişe değil bundan sonra hepimizi geleceğe odaklayıp gittiğimiz her yerde arkadaşlarımızla olduğumuz zaman onlara odaklayıp birileriyle ilgili sürekli konuşup geçmişten alıntılar yapmamaya çalışalım. Çünkü hayat bizi çok yoruyor zaten. Her şey zaten yeterince yorucu, sıkıcı ve yorgun ve fazla. Bu yüzden kendimize zaman ayırıp kendimizin her şeyden çok kıymetli olduğunu bilip hiçbir şeye ihtiyacımızın olmadığı, hiç kimseye bir gün bile ihtiyaç duymadan bizim buralara geldiğimizi kendimize bir hatırlatalım istiyorum. Siz tek başınıza çok kıymetlisiniz. Bundan sonra da Miami'de gezerken inanın benim de aklımın bir karış havada olduğunu muhtemelen fark edeceksiniz. İnsan böyle bazen kendini fazla böyle bir şeylere kaptırıp bir şeyden çıkamıyor. Bundan sonra sizi de benimle beraber artık kendine gelmeye, daha iyi olmaya, daha iyiye odaklamaya ve birazcık da akışa bırakmaya davet ediyorum ya. Şöyle bir bırakalım bakalım ne oluyor ya. Onu yapsaydım, şöyle mi yapsaydım? Hiçbir şey yapmana gerek yok. Bunu bir size hatırlatmak istedim. Miami vlogu'na hepiniz. Gözümü kapatıp açayım. Hoş geldiniz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyorum. Arkadaşlar merhaba. Az önce Fibri çekerken işte beni özledin mi dedim. Elimde çay vardı. Çay dökülsün inşallah dedim, döküldü. Ne? Öyle yemin demiş. Ediyorum. Gerçekten. Elimdeki çay dökülsün inşallah. İnanamıyorum sana. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Nasıl oldu? Yandın mı? İyiyim. Bir şeyim yok. Yani. Bay bay. Herkese yeniden bir Miami vlogunda hello. Arkadaşlar aşırı mutluyum. Bu tatil bizim klasik her sene olduğu gibi kız kıza Miami tatilimiz. Burada neler olacak, neler bitecek? Entrikalar diyor şu an, bize entrika ne doğru. B'ler yiyeceğiz diyecektim de. Ne demek o? Öf, burada tek bekar olan benim dostlar. Bu tatilde en sıkıcı olan şey o. Ama biz de Sibir'le beraber kendimizi gece hayatına, onunla eğlenmeye, dans etmeye adıyoruz bu tatilde. İnşallah. Amin. Buraya da söz veriyorum ben. Hadi bakalım yarıcı. Sima heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Dila. Bu kadar ilk tatil. Evet, çok heyecanlı. O ne ya? Evet. Heyecandan duracağım. Ben bütün uçak, bak uçağa bindik, uçağa bindiğimiz saniye gözümü kapadım ve iptaldim. Dere nasıldı uçak yolculuğu? Ben biraz uyuyacağım dedim. Ben biraz uyuyacağım dedim. Ve bir daha uyanmadım. Derin bir tanesini aldım.
Hepsini mi aldın? Hepsini ben baktım. Abi seni yiyeceğim ya. Bu mu? Evet dostlar, arabaya bindik, bindiğimiz gibi iniyoruz. Şimdi daha burada Güney'e doğru. Kendime gelemedim henüz, o yüzden salak gibi konuşuyorum size de. Evet gençler. Geliyorum. Bu sizin odanız. Ne kadar güzel. Sizin duşunuzda da çok iyi cam var. Şu hali size göstermek isterim. Şöyle bir rezalet gördünüz mü? Evet arkadaşlar, dev ve benim odama giriş yapıyoruz. Muhteşem bir deniz manzarası var arkada. Şöyleyiz. Ve nasıl sığacağımızla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Allah'tan dolaplar boş bak. Bir şey söyleyeceğim. Şunu söyleyeyim bu arada. Bana oha diyorsunuz da benim bir tanesi bazı kuzenin ikisi de Miami. Evet ikisi de Miami. Sen bir tane büyük Miami mi aldın? Evet. Nasıl yaptın ya? İşte 30 kilo olamam. İyi yapmışsın. Bagajımda bir 20 kilo ama. Evet, Sima. Ne? Şimdi diğer balkonayım. Aferin. Arkadaşlar ev böyle. Burada kalıyoruz biz. Ben Luka'yı. Luka'yı çekemiyorum ama. İnanılmaz güzel gün doğuyor. Arkadaşlar eve giremedik biliyorsunuz. Eve girmekte çok büyük sıkıntılar yaşadık. Dostlarım yerleşildi. Ama ne yerleşme. Hale bakmanızı istiyorum. Rezillik. Şimdi apar topar yerleştikten sonra evden çıkıyoruz ve market alışverişine gidiyoruz yine. Gelir gelmez alışverişe geldik. Aa vahella. Vahella arkadaşlar. Kokonda yani. Çok güzel bence. Çok yakıştı bu renk. Arkadaşlar ne yaşıyoruz? Ne oluyor? Hiçbir fikrim yok. Gelir gelmez eve gittik, eşyaları yerleştirdik. Her şeyi koyduk. Koyduğumuz saniye manyak gibi kendimize alışverişe verdik. Yani ben böyle olsun istemiyorum. Bu tatil gerçekten minimum alışverişe geçirmek istiyorum. Çünkü zaten buraya ben yaklaşık bir ay önce falan geldim ve Mina'yla zaten gerekli her şeyi yaptık. Ama şimdi yine gelir gelmez Design District'e geldik. Artık ezberlediniz Miami'den, bütün Miami bloklarından artık. Design District'e geldik. Hava inanılmaz güzel. Eşyaları bıraktığımız gibi. Ha şuraya bir girelim mi? Şuraya bakalım mı falan oldu. Birazcık çıktı. Ondan sonra şimdi Sima Dila ile beraber arabayı almaya gitti. Luka'yı eve bıraktık. O ablasıyla kalacak. Ben Derev Ecemiz. Yani hava o kadar güzel ki yarın zaten bütün dükkanlar Allah'ıma şükürler oldu ki kapalı. O yüzden bütün gün güneşlenme günü yapacağız. Ama bu akşam şöyle birazcık Design District'te dolaştıktan sonra Miami'deki en sevdiğim restorana gidiyoruz. Adı da Mila Rooftop. Mila Rooftop'ta yer bulmak birazcık zor. Eğer Miami'ye yolunuz düşerse böyle birkaç hafta önceden falan yapın mutlaka. Yemekler yıkılıyor. Ortam çok güzel. Böyle ateşli dans falan var. Hatırlıyor musunuz? Böyle kaç ay önce geldiğimizde size bahsetmiştim be. Bu arada benim Miami ile ilgili çok fazla vlogum var. Bütün Miami turu yaptık. Yine burada da yapacağım. Ama hep aynı şeyleri anlatıyorum gibi geliyor bana Miami ile ilgili. O yüzden birazcık burada biz de kız kıza nasıl zaman geçiriyoruz? Neler yapıyoruz? Nasıl nerelere bakıyoruz? Nasıl giyiniyoruz? Nedir ne değildir? Böyle hafif böyle bizim arkadaşlarımız üzerine bir vlog olsun istiyorum. Tekrardan Miami'ye hoş geldiniz. Sizi çok ama çok ama çok ama çok seviyorum. Miami turumuz başlasın. Bu arada herkes manyak gibi solarıma girmiş. Ben bembeyaz kaldım biliyorsun. Cem body spray yapmış kendine. Simsiyah. Dila zaten doğuştan siyah. Derev solarıma girmiş 3 kere. Müthiş olmuş ama sızatı. Baksana bari yürür gelin vape shop'a gidelim. Nereye gidelim? Vape shop. Evet kızlar. Buraya girsek çıkamayız değil mi? Çıkamayız. Derev mutlu musun şu an? Mutluluğun 10 üstünden kaç? Benim 10. Bugünün puanım 10. Arkadaşlar bubble tea'mizi aldık. Bizim biliyorsunuz okay. Klasik meşhur. Biz bubble tea'mizi almazsak başımıza bir şey gelir hesabı. Ama en iyisi bizim bir tane var ya büyük yapan. Of manyak o. Hayvaniyim. Hayvan. İç hiç bitmiyor. Ben ona bir de double koydum. Ben de. Etraf inanılmaz güzel. Design District yani bütün böyle hem sanatla hem alışverişin hem de sosyalliğin birleştiği yer diyebilirim. Artık takipçilerim biliyor, ezberlediler Miami'yi, yemin ederim benden. Bubble tea'yi de aşırı severim. İçinde böyle yuvarlaklar var. Tapioca deniyor. Ya da buba. Derev ileride sen ve ben hemen bakın. Derev ve ben ileride. Kadın hırladı bana. Yalamıyorum. Bilaları bir arasana. Kadın hırladı bana. Böyle yaptı. Arkadaşlar biz yemin ederim ki her şeyi aynı alıyoruz. Yani inanamazsınız. Ganni'ye girdik az önce. Bir tane üst beğendim. Sonra Ecem böyle ben de alacağım diyor. Derev döndü ben de alacağım diyor. Şimdi online order ediyor. Düşün yok almamış. Üst bile de alıyor. Ne? Hayır. Yine online order ediyorum ya. İnanamıyorum size. Pink is my color not yours. Gözü beğendiniz mi? Alıyorum bakın Ecem. Güzel mi ya? Beni kandırıyorlar mı? Böceğe mi sineğe mi? Neye benzedim ya? Bırak. I think XX small is better for you. I'm gonna have... Ay neydi? Welcome to Starbucks. Welcome to Starbucks. Bizim kafa yandı, uykusuzluktan mı? Biz Ecem ne yapıyoruz? Yani her şey gelir. Bugün olanları anlar. It's not my lucky day.
Arkadaşlar önce Hermes'e girdiler. Terlikler bana yakışmadı. Zaten bir şey diyeceğim. Bu daha mı güzel? No, dere niye no. Kadını vazgeçtiriyorsun ya? Sence? No. Blue one is the perfect for her. Not for you. Because you have a lot of sunglasses. Dostlar şimdi eve dönüyoruz. Birazcık eve dinleneceğiz. Çünkü akşam mükemmel dediğim Mila'ya yemeğe gidiyoruz. Dostlarım şimdi geri döndük. Şöyle bir eşofman değiştik. Dila ile Luca parka gitti. Şu halime bakın, çirkinliğe fecaat. Ecem arkada. Ecem iyi misin daha? Ecem'in bir tansiyonu düştü arkadaşlar. Bir anda bir kötüleşti. Bütün gün gezdik dolaştık. Miami'nin tadını az da olsa çıkardık. Sonra şimdi şu eve geliyorum. Bir bak, eve girer girmez ki şu manzara bak. Sabrına güzellikte. Anlatamam size ne kadar güzel olduğunu. Şimdi herkes ufak ufak hazırlanıyor. Şu tipimi görmenizi isterim. Odanın şu güzelliği Halis mi? Dereve yerleşme şeklimiz Halis mi diye sorarlar adama arkadaşlar. Akşam ne giyeceksin? Öf, çok sıkıcısın ya. Cıkıdıs mı? Neyse, manzaramız harika. Ben dedim ki acaba dedim Dila bize bu odayı nasıl verdi, bu kadar güzel bir odayı dedim. Meğer bir önceki odanın perdesi bozukmuş. Onu daha çok bozarız diye bize bunu vermiş. Bunu duyunca biraz üzüldüm. Acaba ben ne giyeceğim, anasını satayım. Bugün en güzel gün mü? Sima ne giyeceksin? Neyse dostlar, ev çok güzel. Evin size turlatayım biraz. Şuradan. Şimdi şöyle evin turunu. En baştan yapalım mı? Evden içeri girdim. Burada şöyle bir salon var. Burası Dilan'ın annesinin evi değil. Bir akrabasının evi. Şuradan sağda. Sonra burada salonumuz var. Şurada da bir salon. Şöyle bir yemek masası. Tabii birazcık dağıttık biz buraları. Malum kaç kız. Burada çok sevdiğiniz ailenizin gururu var. Biliyorsunuz kendisi çok tatlıdır. Sonra şurada Sebil ve Derev'in odası. Şurada da Sima ve Ecem'in odası. Şurada da Dilan'ın odası var Luka'yla. Bakayım. Güzel Sima. Altına bunu mu giyeceksin? Hayır. Ha. Bakayım. Üst çok güzel. Abi Luka niye bu kadar ağladı ya? Çok güzel üst. Güzel. Ecem sen? Bu ayakkabılarla aşırı güzel olmuş bu. Şimdi dostlar benim birkaç tane kombin fikrim var. Hemen telefonumdan gösterebilirim çok isterseniz. Ben her zaman gelmeden önce kombinlerimi şu şekilde ayarlıyorum. Onu da göstereyim. Mesela akşam Miami kombinleri. Her zaman önceden çekerek koyayım. Normalde her gün saçını yıkayan ben bugün saçımı yıkamayacak olmanın derin bir üzüntüsü içindeyim. Evet dostlar, hemen yüzümüzü yıkayıp çıkmamız lazım. Biz buraya çok zor yer yaptık da. İşte Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. İşte Simice Dinkaya. İşte sağlarda dönmüş bir kadın. Bir az önce kadına bakın, bir şu ankine. İnanamıyorum farkına. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şu Begüm kan küpelerimi taktım. Şu elbisemi giydim ve tenim çok beyaz olduğu için bir tane bronzer almıştım yanıma. Muhteşem bir şeydir bu. Şunu manyakmış. Manyak. Bunu süreceğim. Üstüne de şunun ikisi, şu simini süreceğim. Ne farkın kaldı Deklara'dan? Ne farkın kaldı? Hazır mısın bakayım? Ben de çok mu görümcemin şeyine gidiyorumdur, yemeğine? Yani çok hayır, mı? Sadece biraz daha seksi olabilirdi bu kadar benim önüm. Ama arkam açık. Önü görüyoruz biz daha çok. Daha seksi bir şeyin var mıydı seksi? Var. Siyah olan. Hangisi? Hep siyah giydim diye bir değişiklik istedim ya. Ben beğendim bu arada, beğenmemekle alakalı bir durum yok. Bizim yani giremeyeceğiz ve bize ceza olacak. Evet yani. Evet. 9 oldu saat. Bu şey canım, we stuck in the traffic falan değil, yalvaracağız. Zaten yalvaracağız da. Evet. Derevin midesi bulanıyor. Ecem krizde. Sima koma. Söyleyeceklerim o kadar. Mille'ye gidiyoruz. No. Ama taksicimiz bize küfür etti. Dayı sen de biraz fazla geldin be üstümüze. Ne? F.U.K. falan dedim. Çok heyecanlıyım burası için. Arkadaşlar, Sibicet'in kaya yurt dışında çok başka biri oluyor. Sizin bildiğiniz bir gibi değil. Ben böyle direkt Hi, where are you from? Oh my god, it's so nice to meet you. I am from here. Öyle gibi. Şaka. Dostlarım sonunda Mila'ya geldik. Hiç korktuğumuz gibi olmadı. Suşilerimiz önümüzde. Herkes çok güzel. Gelmiştik ama çok karanlık şu an, burası göremiyorsunuz. Dostlarım günaydın. Herkes hangover uyandı. Kızın gibi şu an. Sima'cığım dün 10 üstünden puanın kaçtı? 8. Niye 2 puan kırdın? Tamam, ben çok yorgundum. Uçakta uyuyamadığımız için. Dostlarım ya, bizim ekip vallahi hiçbiri normal değil. Derevi rahatsızını yaptığını yapıyorum. Sabahtan beri bak, arabaya bindik şimdi, bir yerde kahve aldık o gittiğimiz yerden. Şimdi arabaya bindik. Dere böyle yapıyor bana bak. Evet diyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim, pardon.
İnanılmaz derecede sildim. Bir röşetim var. Öyle mi öyle değil ama. Bu arada hava bugün böyle. Palmiyeler çok güzel görünüyor ama. Besleme bulaşıcı. Birinin senden hoşlandığını, biriyle aynı ortamdasın. Bakıyorum bakmıyorum diye merak ediyorsan esne. Senin esnediğini görünce o da esniyorsa sana bakıyor demek. Aa bakarken de mi? Mesela bak bana esneyim. Demek ki bulaşıcı değil. Ağzını açtın, zor tutun orada sen. Yani o kadar bir yer bulamadık ki valeye veririz. Ne yapacağız şimdi? Dolanacağız. Kite gidelim. Dondurma alalım. Bence milkshake alıp sahile gidelim. Arkadaşlar nemli bir hava var. As you, even when you do, my do. Are you gonna crazy? Deref. And I love you. Deref şap. Dostlar bir AVM'ye geldik. Buranın hepsini size gezdireceğim. Dolanıyoruz, dolanıyoruz. Biraz Balvarbur'a benziyor vibe olarak. Arkadaşlar Ayasop tek bir mağaza buldum, o da açık. Burası benim çok sevdiğim bir sabuncu. Baya baya severim burayı. Benim en sevdiğim sabun dükkanlarından bir tanesi burası. Saçmalamayın, bir anda git vücudunuzu falan yıkamayın. Böyle. Burada da dudak şeyleri var. Benim en sevdiğim ya, en yani. Hand mist bu da. Poşur poşur elini yıkıyor o ayakta. Dostlarım yani gezecek hiçbir yer bulamadık. Şimdi Casa Cucina diye bir yere geldik. Ben Casa Tua. Ben zannediyorum ki biz bunun o Dinar'a gittiğimiz o şık restoranına gideceğiz ama biz böyle Eat'li gibi bir yere geldik. Yemekler manyak. Oturduğumuz saniye böyle bir şeyler sipariş ettik. Makarna ve pizzası olan yani. Güzel mi? Riyaz'ımı izleyin. Şuraya koyuyorum linkini. La luna mezza mare mamma mia mare dare. Arkadaşlar benim biraz sinirlerim bozuldu. Yani öküzler gibi yediğimiz yetmedi anasını satayım. Bir de utanmadan sabırlar diliyorum. Sabırlar diliyorum. Manyak ya. Sen olmasan kime güleceğiz biz bu hayatta? Kimle eğlenip dertlerimizi paylaşacağız bu kadar? Derefsizlik için geçirdiğim herhangi bir tatil, herhangi bir gün, herhangi konuşmada herhangi bir günüm mutsuz geçiyor benim. Seni seviyorum. Ne diyorum? Bizim derefe bağımlılığımız normal değil bu arada. Aşırı bağlıyız birbirimize hani. Derefsizlik küçükken korkardı ki bana bir şey olacak diye. Ah hello, senin neyine be? Ne günler yaşadık seninle. Yes. Nice to meet you too. Can you get the Instagram? No, it's okay. Thank you so much. Ne diyor anlamadım. Instagram'ını alabilir miyim dedi. Arka. Can I get your Instagram? Şu tipime yani. Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz tabii olanları. Arkadaşlar dün akşamdan size birkaç anekdot izletmek isterim. Hayır. Niye de? Sima bir kızsana. Bir şey izleteceğim. Benim kalmadı artık. Benim mi vlogum, senin mi vlogun? Aşk olsun Deref. Arkadaşlar. You can't use me as a içerik ya. Arkadaşlar gösteriyorum size dün akşamki sonucumuzu. Dün size olanları söylüyorum. Deref Kral'la Köse Dag'la beraber çıkış yaptık. Sima ve Ecem tabii ki de evli oldukları için erken eve döndüler. Gece birazcık sarhoş olduk çok az. Ve şöyle şeyler yaşadık. Asansörde şimdi şöyle oluyor burada. Asansörde böyle lobilerde sizi çekiyorlar hani atıyorum ev dairedeki insanlar sizi. Nasıl geçen annende de öyleydi. Öyle değil. Herkesin dairede bir fob var. Ne? Fob. Anahtarı gibi. Bir şey söyleyeceğim. Anahtar bir kere benim takipçilerim bu kadar fobye, oh my god gibi süslü kelimeler kullanma. Böyle onu asansöre okutuyorsun, o zaman katına basabiliyorsun çünkü ya. Asansörler direkt evin içine açılıyor. O yüzden de başkasının evine girmemen için. Ha. Ama basabiliyor. Ama bizim katta iki ev yok mu? Hayır. Diğeri var ama onun asansörü farklı. Oha. Asansör diğer. Ha biz Derevli dün ona mı bindik ya, yanlışlıkla? Ya, yanlış asansör. Sonra biz de asansör açılmayınca o sırada asansör açılmayınca Derev birden Sima 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 diye şarkı yazdı. Hazırsanız dedi. Neyse şimdi şeye gidiyoruz eve. Ne yapacağız bilmiyorum, göreceğiz.
Amerika'nın en sevdiğim kısmına geldik. Alın pamuk isteyenler. Market alışveriş. Pilot isteyenler. Ne istiyorsun? Titan bir tip baksana. Arkadaşlar şu hale bakın. Tantana bakma. Olur, her şeyi uyarım ben. Hayır, saçını yıkamak istiyorum. Sen neyle yıkadın bugün? Kerastas. Of, arkadaşlar Sibir'in saçı hep yıkandığında çok güzel duruyor. Hepsini almak istiyorum buradaki. Yıkma ilacı. Melatonin aynen. Çok Oliler. Ben de istiyorum. İyi mi olilerin? Oliler iyi. Bayağı iyi. Dere bunu al. Ben de alacağım. Bunu al. Bana da ver. Yani taha bayağı kullanıyordu çünkü bir ara. Şimdi bayağı derken uyuyamadığın için. Her gün bir tane mi alıyorsun? Hayır, uyuyamadığında falan iki tane at. Aksine per service alı. Gündüz iki, akşam iki al. Genel uyu. Çok. O ne? Sibir gel. Ayrılarsın. Ne yapayım, bu çok önemli bir konu, dünyaca tartışılan bir konu. Allah Allah. Biraz ışığı açsana Dila. Arkadaşlar eve geldik. Size ortamı göstereyim. Saatlerde böyle oturuyoruz malak gibi. Maalesef ki, lütfen kızmayın bana. Ben Hayley'i çok beğeniyorum. Ben Hayley'ciyim. Çok beğenmem. Biz de Hayley'i çok beğeniyoruz. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Hayley. Ama Hayley kaşar. Öğrendiğim bilgilerden sonra biraz ne bilgi öğrendin? Yani bazı şeylerin birebir aynılarını kopyalamak yani. Ben kim kopyalamış? Mesajların ortaya çıkması. Hayley. Ne? Gerçekten anlaştık. Değil misin? Bir şey söyleyeceğim. Ben çok sıkıldım. Sana bütün videolar açayım. Dira, özet geç takipçilerime, merak ediyorum yorumunu. Selena'ya obsessed oldu. Çünkü ne yaparsa onu yapıyor. Öyle mi? Evet. Selena'nın yaptığı dövmesinin aynısını da yapıyor. Evet. Ne? Aynen. Hani her şey normal bir şey değil. Normal bir şey değilsin. İyi. Nereden yani biliyorsunuz bunu? İzle. TikTok'ta. Dövmesini görüyoruz. Kazın dövmesi, öbürünün dövmesi. Selena da bu arada. Peki Justin niye evlenmedi Selena ile o zaman? Neden ayrıldılar onlar en başta? Hayır, arkadaşlar bilen yazar mı? Neden ayrıldıklarını bilmiyorum ama ayrıldıktan sonraki bir sürü şarkısına da birbirlerine gönderme yapmışlar ve galiba Justin kısa bir süre sonra Hayley ile tanışıp evlendi. Justin ve Hayley bir ara ayrılıyor. Helena'nın fotoğrafını story yapıyor. Helena kim o? Helena. Sefek mi ne? Konuşmayı bilmiyorsun. Justin koydu Selena'yı story'sine. Tamam. I miss those days falan diye. Olay oldu bütün dönemi. So, guys it was just a throwback diye açıklama yaptım. Tamam, Justin. Throwback olabilir zaten ama ayrı. Sonra niye evlendiler? Ne demek abi? Ha? O günleri özledim. Evet, Hayley ile ay Selena ile olan o günleri özledim. Throwback olsa ne olur? Günaydın dostlarım. Günaydın. Bok gibi bir hava var. Olacak evet. İş değil. Dün gece yaklaşık 7 saat boyunca Kylie ve Bella Hadid ve Hayley arasında ve Selena Gomez arasında saatlerce dinledim ve şimdi outfit of the day and the outfit of the day and the outfit of the day biliyorsun. Dere bakayım, outfit of the day biliyorsun. Bomba yapıyorum. Outfit of the day. Pijama of the day. Allah'ım suratına bak, elim kadar kafası. Evet. Bu ev bir havasız, bir genel bir havasızlık var havada. Hava kötü. Hava böyle üf, çok sıkıntılı bir hava var. Nisan ayında sen gelmişsin Miami'lere, ta İstanbullardan. Daha ne diyeyim bilmiyorum. Beach day dedik, yazlık dedik, yer dedik. Vay şu halimize vay. Vay vay vay. Bahsetme kimselere. Ne aldın ki? Buydu normalde altına. Balenciaga'larımda. Çok kötü. Beğenmedim. Kombine mi? Balenciaga'lardan baydım deref. Çok kombine sıkıldım artık. Kombin güzel, Balenciaga'lar kötü. Benden giyin. Bir insan bu kadar Balenciaga giyer mi? Benim New Balance'larım daha iyi olur. Bunları giyin. Aynen, daha cool. Çok sıkıldım, Balenciaga'lar fecaat. Fecem sen bu musun bugün? Benim bir santim olduğu için çok güzel oldu. Arkadaşlar bakalım şu bel boyuna. Evet. Ecem bütün tatil boyunca beni zayıflatmak üzerine bir program ayarladı bana. Hiçbir şey yedirtmiyor. Göreceğiz. Bana böyle her saat başı şey. Şimdi bir şey yiyebilir miyim falan diyorum. Şimdi bugün sakız çiğneyebilir miyim? Zara. Çok beğendim. Link istiyorum. Çok güzelmiş ya. Dostlarım giyinip geliyorum. Havayı size şöyle göstereyim. Yani hayvan gibi güneş var diye baktığımız programda hava Allah sabrını gösterdi. Bugün daha önceden bütün vloglarımda geldiğiniz Wynwood'a gelmiş bulunmaktayız. Hemen şöyle bir göstereceğim. Neresi olduğunu anlayacaksınız. Wynwood ne demiştik Wynwood için? Modayla aslında sanatın birleştiği, benim en ama en
sevdiğim yerlerden bir tanesi burası. Bugün dondum. Normalde böyle giyinmedim ama farklı bir kombin oldu. Ve hangi gözlükçüye geldiğimi inanamayacaksınız. Mina ile olan vlogda hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir gözlükçüye gelmiştim demiştim. Ve gözlükleri denemiştik. Sonra ben almamıştım, çok içimde kalmamıştım. O gözlük buydu. Hatırladınız mı onu? Dur bekle göstereceğim. Arkadaşlar resmen buldum gözlüğü. Yani girer girmez hatırlıyor musunuz? Mina ile Miami Blonde'dan bakın koyuyorum görüntüyü. 2 ay önceki gözlüğü buldum ben git gel. Güzel gözlük alıyorum. Bir şey can vermiyor bana. Mina. Şuna işe bir el at bakayım. Dere bir şey buldunuz mu? Berbo bir hava. Nerede o takıcı? Evet dostlar. Takıcı yani burada bir yerlerde. Göreceğiz. Böyle yürüyeceğiz biraz kızlar. Yapacak bir şey yok. Hali bak bir de ben terlikle çıktım. Şu halime bakın. Video mu? Evet ama ne çok buldum? Kısa. Arkadaşlar çok sevdiğim bir takıcıdır burası. Winwood'a yolunuz düşerse buraya geliyorsunuz. Winwood Marketplace adı buranın. Yine biliyorsunuz ben Mina'yla buradan bir sürü takı almıştım. Hepsini tepe tepe taktım. Burada da göstereceğim yine. Güzel bayağı. Böyle bayağı güzel şeyler var. Aha. Peki bu ne abi burada ne alaka? Burada böyle el yapımı takılar falan da var. Oha. T varsa alacağım. Valla uzun mu kısa mı hiçbir fikrim yok. İncecik bir şey ama hoş. Dila tam senlik. Balon küpeler. İçi su dolu. Tam hediyelik bir yer burası bu arada. Şimdi de başka bir dükkana girdik. Denem istiyorsan. Burayı da güzel bu arada. Evet. Çok yüksek ya ondan emin. Evet. Bir denemen üstüne görmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bu dükkana girmeyin. Boş iş bence ya. Tamam sen. Bu daha modern. Çabuk tık bekliyorum. Dila'ya yakıştı güzel oldu. Dediğim lafı geri alıyorum. Hatta en sevdiğim onu. No I couldn't. Do it again. Şöyle bir şey yaşadık. Ecem test ederken dondurmasını. Çantadan dondurma yedi Allah'ın sabrına. Güzel miydi çantalı dondurmanın tadı? Arkadaşlar South End Stroll geldik. Miami'de Winwood'da gelebileceğiniz en iyi yer ama gelin görün ki hava. Arkadaşlar üstümüzü gittik eve üstümüzü değiştirdik çünkü sırılsıklam olduk yani yürüyecek yerimiz dahi yoktu o kadar kötüydü. Dün geldiğimiz AVM'ye yine geldik çünkü Miami'de 5 gün boyunca hava şu an iptal. Hani hiçbir şekilde kurtarabilecek en ufak bir yanı bile yok. Dominik'e mi gitsek falandayız yani. Çünkü berbat bir hava ve biz baktığımızda hava bayağı aşırı sıcak gösteriyordu. Ama gelin görün ki bazen böyle öyle gösterip ters vuruyor. Aynen bütün eksilimi yaptığı gibi. Neyse. Şimdi yine Brickell Mall'a geldik. Ama bugün Allah'tan manzara çık. O yüzden birazcık alışveriş yapacağım. Şeyler alacağım ama almaya çalışacağım çünkü daha önümde buradan sonra Kopenhag seyahatim olacak. Ama orada beni vlogda tek başıma görebilirsiniz. Şimdi buraya geldim. Lululemon'a benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Şöyle bir sneaker geçirdim altıma, pantolon giydim falan. Burası benim en sevdiğim alışveriş yerlerinden bir tanesi. Tight olarak kafayı yediğim bir yer. Yani buradan artık her gün bir insan tight alır mı? Bakayım. Yeah, sure. What do you wanna say? I have nothing, I'm sorry. Arkadaşlar bana bike hiç yakışmıyor. Bakayım ben ne yapsam. Aa çok güzelmiş. Bir benim en seri rahatı. Hadi seal var bunu. Beri başka bu da arkadaşlar şu yani. Tarte'ın lip glossları mükemmel. Benim en sevdiğim şey lip glosslardan bir tanesi. Bende çok var. Ben böyle kahverengili bir dudak lip balm arıyorum. Dudak nerede? Charlotte başta. İkonik. Tamam. Pillow Talk. Bu da güzelmiş. Fair'in gerçekten make-up'larım hepsi o. Oruç çok iyi. Ruj değil, allık. Dudağını sürdüğü ne şu an? Allık aslında da. Bu iyi mi Ecem? Daha önceden denedin mi bunu? Hayır ama herkes çok övüyor. Bunu? Klasik benim Benefit en sevdiklerimden bir tanesi. Güzel mi Summer Friday? Alıyoruz hepsini. Neydi bu? Balm. Road gibi. Ne, road ne balma? Cidden çok güzel. Bu arada saç için en iyisi Kerastan. Ben buna ölürüm. Dünyayı fethet benim. Benim gözümde en fethettiğim ürün budur. Olayı ne biliyor musun? Bunun arkası da ruj. Bu da matlaştırıyor dudağını. Kalıyor ruj şey ha. Kalem. Ruhum belki can çekişiyor. Sima Tarka. Üstümüzü yine değiştireceğiz ve çıkacağız hale bak. Ben izlemiyorum bunu. Tekrar bak. Buradan başlayacağım tekrar. Dila ne yapıyorsun? Evet dostlar. Bugün yağmurda paramparça olduktan sonra dedi ki biz dedik Miami'ye geldik. Bugün Miami'de akşam çıkmazsak biliyorsun başına bir şey gelir. Şimdi size çok kısa. Simicidin kayının
gece hızlı makyajını yapacağım. Derin'e biraz konuşma yaptım da. Bugün Sephora'dan o kadar manyak şeyler aldım ki hatta dayanamayıp bir tanesini denedim. Bir dakika geçiyorum. Laneige'in bir tane. Benim en sevdiğim dudak maskelerinden bir tane. Sürekli renkliyorum zaten. Bunu şöyle olanını buldum. Böyle gummy bear diyor. Ve aynı parlaklığı veriyor. Ben makyaj yapmadan önce de bunu sürüyorum. Hatta dudağımı da onun için bir dakika dur gitme. Tamam hızlıca bir. Hızlı bu makyaj. O yüzden böyle çok kasmalı işte primerlı falan değil bu. Birinci adım önce concealer şöyle. Ben normalde çok illa her gün, her Allah'ın günü concealer sürmem asla. Hiç hatta aklıma gelmez ama sürmek böyle yüzü güzelleştiriyor. Hemen böyle elimle hızlıca bir concealer dağıtacağım. Hızlı olacağı için fondöten veya ne derler bunu? BB cream. Ama bu aslında BB cream'in bütün olayı nemlendirici bir. Aklım nerede benim? Nerede benim aklım? Nemlendirici bir BB cream, nemlendirici bir kapatıcı etkisi olan bir içerik demektir. Nemlendirici yani aslında. Sadece renkli nemlendirici. Bu yani söyleyeceğin şey. Aklım fikrim başka yerde olduğu için. Çok hızlı sürüyorum. Çok hızlı bir tartın alanı süreceğim. Sonra şimdi yine Rem'in ufak bir. Bu arada Sibel'in hızlı makyajı yalan biliyorsun. Hızlı makyajı bununla alakası yok. Şu an oyalandım. Uçlarına böyle dağıtarak. Maybelline'in güzel bir. Kaşlarım benim aşırı soğuma hala. Kaşlar çıkacak işte. Çıkana kadar hala dolduruyorum arkadaşlar. Kaş vitaminine gidiyorum hala. Güzel. Yeni aldım Charlotte Tilbury'nin bir dudak kalemi var. Sırf şu var diye nasıl düşüyorum var ya. Böyle. Böyle. Sonra üstüne yine böyle hafif birazcık sabitlemek için kirpinin bakımını sürekli veriyorum. Hem sabitlemesi hem de birazcık kaşlarımı bakım yapması için çok fazla parfüm değiştiriyorum artık. İstem böyle değilim. Bunu sıkıp diğer yana geçiyorum. Takılarımı takıyorum ve çıkıyoruz. Herkes hazırlandı. Ecem böyle. Dilara Tarkan böyle. Ayakkabı uyumuyla çanta uyumunu düşünmen iyi olmuş. Sonra Sima Tarkan. Güzel. Fit check, I love it. Derev Köse Ada'ya gidelim. Sonra beni göstereceğim. Derev Clara Köse Ada. Ooo ama çantaya olmadı. Niye çanta oldu? Gold kafamda. Sanki silver. Benimkini al. Kalk Gaya'yı. İyi tam bu olsun. Kafamda sıkıldım. Hep silver bayıyor o da. Ben böyleyim arkadaşlar. Hayatımda yaptım. En iyi makyajı yaptım. Bir şey söyleyeceğim ya. Şeyin kaygısız ve azal olacağı bende gurur duyardım. Bunu alıyorum böyle. Şimdi değiştireceğim. Altına çok güzel topuklu ayakkabımı giyeceğim siyah. Ondan sonra kendimi çok beğendim bugün. Evet, gerçekten güzelim. Çok acıktım kızlar. İlk defa ben herkese hadi diyorum. Bu arada wow derev bu çok iyiymiş bu şey highlighter. Çok acıktım. Oldu, buldunuz mu? Dilan güzel oldu. Benim arabayla gidebiliriz. Beyoncé gibisin. Luka uyuyor mu? Ne. Miami'ye geldim ve ilk defa yemeğe gidiyorum akşam. İnanamıyorum Dila. İnanamıyorum. İlk defa beraberiz. Arkadaşlar Kote'ye geldik yemeğe. Kote diyorum ben. Kote. Jote. Kote geldik yemeğe. Arkadaşlar yemeğe Kote geldik. Çok güzel bir yer burası. Daha önce de 3 kere gelmiş bulunmaktayım buraya. Bir tanesi Sima'larla, bir tanesi Mina'yla, bir tanesi Narot'laydım. Narot beğenmemişti burayı. Senlik burası daha çok. Sima böyle lambda olduğu için çok uç bir dilak etmişti. Bize olamamıştı. Dilak sohbet ediyordun. Diye geçti. Bana telefonu bıraktırdın. Bana telefonu bıraktırdın. Evet. Ben durmadan telefonu da bıraktım. Çok. Şimdi mutluyum. Anca çıkabildim ilk defa günlerdir. Arkadaşlar kolay olmuyor. Yani hem bebek hem 5 kız evde. Tam şey prep'e gittim. Arkadaşlar ben bu akşam akşamın değil tatilin konusunu açtım. Övmek gibi olmasın. Ağlattım. İçimdeki twist X'i bir Çetinkaya. Efe buradan sana söylüyorum. Hiç small gelir mi bana? Yani gerçekten hani olmadı. Üstüne bir zorla giyiniyorum. Örüyorum içine. Allah'ım. Rüyada mıyım? Kabus bu da uyandık mı? Güneş açmış.
İnanamıyorum dostlar. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Dostlarım, dün gece arabaya bindik ve bir daha çekmedik çünkü Soho House'a gittik. Ve Soho House'a gittiğimiz için de Soho House'a video çekmek yasak. Bugün sabah uyandık, şu saate kadar hiçbir şey yapmadık. Uyanır uyanmaz yok işte iş birliklerini halletme, yok işte evi toparlama, duş alma, Luca'yı uyanmasını bekleme falan gibi aktivitelerimiz vardı. Şimdi benim Miami'deki en sevdiğim alışveriş yerlerinden bir tanesine geldik. İsmi Bal Harbor. Bal Harbor'a gelir gelmezden Makoto'da yemeğe geldik. Dere burada, Dila burada, Ecem, Sima, Dila ve en sevdiğiniz Sümçedikaya. Güzel mi Ecem tadı? Neydi bu? Dynamite shrimp mi? Shrimp gibi düşünün. Evet. İçinde shrimp var. Yani 10 üstünden 5. Evet. Antin kuntin şeyler biliyorsun. Bu da noodle'ı. Ona bakalım. Bayağı güzel. Çok başarılı. Etli noodle. Arkadaşlar yani Bal Harbor'ı biliyorsunuz. Ezberlediniz. Burası bir AVM ama böyle ormanlar içinde bir AVM'ye düşündük. Her şey aşırı güzel. Sadece lüks markaların olduğu bir yer. Sima burayı seviyor musun? Evet çok güzel. Ama neyse ki fırtına biraz durdu. İlk geldik biliyorsunuz bizim moraller çöküyor. Ağaçlar falan mis gibi giyinmişiz böyle süslü parfümümüzü sıkmışız. Yürüyoruz birden ağaçlar devriliyor. İnsanlar akın akın yine kaçıyor falan. Kriz biliyorsunuz biz. Koma. Neiman Marcus'ta varmış terebler. Bir onlara bakalım sonra da çıkalım. Adam bıktı bizden. 100 kere girdik çıktık bugün. Yani güzel evet. Nereye güzel. Olmasını çok beğendim. Ecem benden sorarsan %100 siyah. Siyah zaten ben numara olarak denedim. Sen yani. Niye eğitim? Ben bunu alıyorum. Ben bunu çok beğendim. Bu çok güzel. Evet. Şimdi çıkıyoruz. Kızlar programı size söylüyorum. Kızlar. Size programı söylüyorum. Bir, kite gidelim buradan bence. Beach day yapalım biraz. Buradan kite nereye? Saat 8'de yemeğimiz var. Saat 6. Ama kite Dila gitti. Kitin orada bizi bekliyor. Evet, evet bubble tea alıp kite gidelim diyor. Gitmeyelim mi? Hayır bana gidelim de ben artık daha yemem abi ne yiyoruz daha? Ecem dünyayı yedik ne yiyoruz? Bu arada ben yemek yemedim. Ne yiyoruz? Bıktım iki damla yiyorsunuz ben açım açım ortadakilerin hepsini yiyorum. Ben... Arkadaşlar bu grup bir bubble tea hastası. Perşembe yapsın. Under my umbrella, Ella, Ella, hey, hey, hey. To my arms, that's okay, don't be alone. Herkesin yanıklığını çeker misin? Amele gibisiniz. Biz onun. Kötü yanlıyor. Arkadaşlar sizden çok özür diliyorum. Hangisi? Güzel mi? Bugün işim var benim burada halletmem gereken. O yüzden uyanır uyanmaz onu hallettim ve gittiğimde kızlar klerşaydı. Ben de bir saatle gitmeye yanlarına gittim. Ama uzun uzun kalamadım yani bir iki saat keyfini çıkardım çünkü bir işim vardı. Bir baktım hepsi yanmış. Şimdi hepsi daha da bron. Ben yanmadım. Sonra eve gittim şöyle bir saçımı başımı düzelttim. Bunu böyle story'de anlattım böyle. Bir dakika kapıda çok güzel. Aslında öyle. Çok güzel ya. Beyaz demek istedim. İyi ki doğdun be kadın. Seviyorum. Bu yaşında nasıl hissediyorsun? Çok şanslı hissediyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın gerçekten ya. Dur bir dakika. Bu şey öpüşümü sosyetik gıcıklar öper ya. Canım öpüyorum. Makyajın şey olmuş. Amma. Bir dilek tutun gerçekten. Çok dileğim var. Dağhan da gıcık biliyorsun. Tek bir dilek dileyebilirsin. Dağhanlık değil. Çok gıcık ya. Duşunu sil. Enter. Yes. Bu da patlayan. I like it but I don't like it. Bu ne? Yolma. Hele hele hele. Arkadaşlar ayaklarım o sırada benim ayaklar. Şimdi ben şarkıya girelim devam ediyoruz. 1, 2, 3. Oh my girls get down on the floor. Back to back, drop it down and low. Such a lady but it doesn't like a how. You know what I'm gonna tell you when you go. Hey, how come every time we come around like London, London Bridge. London, London, London.
Simalar uyuyor mu hala? Böyle bir şey var mı? Çok özleyeceğim ya. Burada her gün beraberdik. Avokado bey, avokado bey. Elimiz manikürlü mü? Manikür yaptırdın ya. Koşu. Lokoş. Lokoşan mı? Hemen yemek istiyorum. Dostlarım, Sibi Çetinkaya'yla etrafı toparladıktan sonra Sima Tarkan Besti ile yürüyüş yolunda Miami'de son gün. Arkadaşlar ben artık size şöyle söyleyeyim. Bütün olduğumuz bu süre boyunca hava, yemin ediyorum ki sel, fırtına, yağmur. Miami'nin evet. Hiç görmediği fırtınalar yaşıyor. Normal yaşam. Bir yağmur da değil, fırtına yani. Yani biz artık buna alıştık bence. Bugün böyleyiz. Ya hava olsun falan. Neyse ben diyorum ki cana gelmesin, mala gelsin, havaya gelsin, ne yapalım yani. Aşırı güzel bir tatilde. Kelimelere dökemediğim kadar keyif aldım. Böyle yağmur, o da bir yani eğlence oluyor. Ne yapalım? Farklı bir Miami yaşadık. Ya bir de bizim mesela grupta hani hep böyle oturduk ağladık falan, saçma sapan gülme krizleri. Ay, ay Sima çok kötü kaşıntı. Şu bacağım kaşıntı çok kötü. Ay üstü üstü. Allah. Tamam. Çok kötü oldum. Ay hala kaşıntı, bir dakika durun. Allah yarabbi. Allah yarabbi. Ondan sonra çok güzel bir Miami'ydi. Aşırı keyifliydi. İyi ki geldik. İyi ki buraya. Şimdi son bir alışveriş yapacağız. Dolanıyoruz. Bu arada size manyak şeyler aldım. Bir sürü sivilce kurtucu aldım. Ondan sonra bütün hepsini organize ettim. Birkaç ufak sürprizim de var. Böyle hiçbir hani öyle kar amacı gütmeden diyeyim. Yok işte fotoğrafı likelayın, yok beni takip edin falan gibi bir şey yapmayacağım. Ben bunu tamamen sevdiğim için alıyorum. O yüzden DM'den, yorumdan, morumdan random seçeceğim Instagram'dan. Şöyle bir etek giydim. Yani insanlar bikiniyle dolaşıyor sokaklarda. Tamam da bu kadın niye şemsiyeli abi? Güneş için mi? Allah'ım zenginlik sevgilisi. Şimdi kite gidiyoruz, dere bizden önce gidecek bugün. O yüzden böyle yapıyor. Benim son 2 saatimi takalım mı? İçeride oturmayalım daha. O yüzden şimdi kitleyiz. Şimdi birazcık gezeyim. Bunları beğeniyor musun? Güzelmiş. Pijamaları bakayım. Hayır, şu arkada pijama var bu. Çok güzel. Ben seviyorum bunları. Erkeğe mi alacaksın, sana mı? Yok kendime. Bence de ben. Bu ne Allah yarabbiye? Christopher Ezber. Ev gidiyor da. Bu ne hep ağlıyor ya. Ev gidiyor. 5 gün sonra beraberiz yani. Şey var. Size bir şarkı armağan etmek istiyorum. Ben söyleyebilir miyim şarkının adını? Öyle. Sabırlar diliyorum, sabırlar diliyorum, sabırlar diliyorum ben sana. O gün geldi çağa, o gün geldi çattı. Çok güzel. Dönüyoruz. Arkayı görmeyin. O hella biliyorsunuz. Ecem'le şunu konuşuyorduk. Mesela size de bunu söylüyorum. İşinden olsa ne kadar para? İşinden olsa şu an hiç uçağa binmeseniz ne kadar verirdiniz? Ya da ne yapardınız işinden olsa? Aynen. Peki ne yapardın? Peki ne yapardın mı bilmeye çalışıyorum? Max hani. Şöyle ne yap? Hani maksimum ne yapardın? Ben mesela maksimum eksime yazardım. Ben nasıl yazayım eksime? Ben eksime yazardım. Yazardım. Ne olacak ki? Şey yazardım. Aa, hani, ben iyimsin, rüyamda gördüm. Rüyamda yok o zaman, ne aşığım. Şey yazardım. Şey yazardım. Ya sence ben ne yazardım? Sen bir tane hangi eksimi yazardım, tabii o da var. O da ayrı. Yazsam bir tanesini yazarım bu arada. Evet. Direkt bir tek ona yazarım. Doğru bildim. Çok güzel bir tatildi. Ama sabrını verdi yani bize. Onu vermek çok isterdim. Ama hava durumundan kırmak zorundayım biliyorsun. Ha, kırdın, kaç kırdın? Hadi 8 vereyim bu tatile. Ben de 8 veririm. Evet. Gülmemize kaç verirsin? Ben 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10. 20 falan. Ağzımıza takılan laflardan bahsetmek çok isterim. Hı. Bir tanesi vah, Ecem'in vah diye bir cümlesi var tam mesela. Tabii mesela atıyorum, açız şu an. Vah. Hayır. Ama hani çok atıyorum. Çok kötüyüz yani, çok açlıktan. Kötü. Mesela diyelim ya da biri yanımızdan geçti, ter kokuyor, vah. Vah. Uçağa geç kaldık mesela, vah. Yani gidiyoruz. Sonra dere bunu aldı, vahı elle ekledi. Ve o vah elle oldu, tamam mı? Yani bildiğiniz dere vardık, şunu diyorum. Vah elle. Mesela acil çıkmamız lazım ve geç kaldık. Vahella diye bağırıyor. Evde bir vahella. Peki bunun Dilan'ın biliyorsunuz ablası da bizimleydi bu tatilde. Ve Dilan'ın ablası dereve dün böyle yapmış. Ablası deme. Evet. Yardımcısı. Böyle demişleri dereve. Vahella mı yapıyorsun sen? Lahella. Lahella mı yapıyorsun sen demiş Luka'ya. Bakın arkadaşlar, gülmekten ağladık. Şu an komik gelmiyor mu? Dur bir kelime, bir şey daha söylüyorduk ya. Vahella, vah. Allah sabrını zaten bütün tatilimizde kullandığı bir kelime. Biliyorsun. Biliyorsun. Şey mesela. Terledim biliyorsun. Hani
Hayır yani ya da hani benim hani böyle şey yani hani biraz daha böyle dur. Benim tane hayır. Hani mesela diyorum Ecem'in bugün yüzünü şey yaptı. Tam fondöteni çıkar bu yaptı. Hortlak biliyorsun dedi. Bir şey değil mi? Çok güzel bir laf biliyorsun. Çok bir de bütün tatil. Ama mesela genelde çok pardon. Mesela diyelim bir yere gittin restorana falan işte bir garson var. Diyelim işte diyorsun ki sen arkadaşlar Chicago tatili çok güzeldi. Bu gruba ben yorum olarak yazmak istiyorum. Bu gruba puanımız kaçtı gene? Bizim tatil puanımız buydu. Bakalım sizin kaçtı. Bu arada ben biraz kendimi kötü hissettim. Çünkü ben aylardır vlogda birebir olamıyordum. Eskiden mesela aşırı vloglarda sürekli konuşur, sürekli takipçilerle beraber oldum. Son zamanlarda birazcık bu kış tatsız geçti. Hem aşk meşk, hani bir tadım kaçıktı yani. Hani kendimi hiçbir şey oturtamadığım bir dönemde hissettim kendimi. Yeni eve çıktım, aylardır eve paylaşamadım ama artık ailenizin gururu geri döndü. Döndü, dönmüş. O yüzden bütün tatilde devam. Ben de çok teşekkür ederim bütün arkadaşıma Ecem aşkım. Ağlarım biliyorsun. Ağlarız biliyorsun. Bir her gece çok ağlıyoruz. Çok güzeldi. Hepinizi çok seviyorum. Geldim. Havaalanında artık bir bay daha kapatırım. Başladığım gibi kapatıyorum biliyorsunuz. Eve geldim, eşyalarımı boşalttım. Bir kendime geldim, bavulumu yaptım ve şu anda diğer seyahate hazırlanıyorum. Ben şey miyim, turist Ömer. Allah sabrını. Neyse, kendimi getirmeye çalışıyorum arkadaş. Çok üst üste oldu ama Kopenhag'a gidiyorum. Siz bunu izlerken Kopenhag'da olacağım ben. Vlog çekemiyor olacağım orada. Sonra anlatırım. Hepinizi çok seviyorum. Bundan sonraki videoda da artık ev vlogu olacak. Ben de çok özledim sizi. Biliyorum, fark ediyorum ki YouTube'da eskisi kadar her saniye o sizin ailenizin gururu bile bazen olamayabiliyorum. Bazen çok böyle bir aklım bir karış havada oluyor. Bazen çünkü hani ne bileyim kendimi yetersiz hissediyorum bazen. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Biliyorsunuz yaklaşık bir ay önce bir depresyondaydım. Şimdi kendime geldim. Gerçekten şey değildim. Ama döndüm. Eskisi biriniz geri geldi. Kendime iyi gelmeden size iyi gelemeyeceğimi bildiğim için de vlog çekmek istemedim. Çektiğim vloglarda da belki yeterince sizin gibi gözünüzün içine bakamamış olabilirim. O kendimle alakalıydı. İnanın sizinle alakalı hiçbir şey yoktu. Arkadaşlar ben de biraz zor, kafam karışık bir dönemden geçtim. Ev vlogunu da çok aksattım ama sözüm sözdür. Biliyorsunuz böyle başladığım şeyler gidiyor. Söz verince yapıyorum. Miami'den size hediyeler aldım. Onları da soruya koydum. Dün görmüşsünüzdür. Şimdi Kopenhag'dan da alacağım. Bundan sonra gittiğim her yerden size hediye alacağım ve şeyi hiç sevmiyorum abi. Hani hediye alıyorum, story'e koyuyorum. Like atın, yorum atın falan diyorlar ya. Hani herkes tabii kendi şekli başka ama hediye hediyedir abi. Hediyeyi hediye verirsin. Hiç size de beklemezsin. Tabii seçmek için yapıyor bunu bütün dostlarım biliyorum ama ben DM'den, Instagram'dan gelen DM'lerden random birini seçiyorum. Öylece kurtucu falan aldım. Her hafta bir şey vereceğim. Storylerden takip ederseniz zaten bilirsiniz. Ama bir şey yapmanıza gerek yok. Yani yorum, like falan istemiyorum. DM'den random seçiyorum. Birinizi çok seviyorum. Bir sonraki Evlon'da görüşürüz. O sırada storylerde, postlarda, Instagram'da buluşuruz. Şey dermişim, sakın unutmayın yorum falan.